Öncelikle özveri gösterdiniz dediğiniz için teşekkür ederim ama onun yanında herhalde sözlerime bir özürle başlamak zorundayım. Dün akşam Galatasaray'ın böyle bir sahada maçını tamamlaması bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değil. Bunun için tüm Galatasaray camiasından özür diliyoruz. Meteoroloji raporlarını takip ederek başladık biz de herkes gibi maç hazırlıklarına. Kar yağışının geleceğini biliyorduk. Bu sebeple cumartesi akşamından, cuma günü akşamından sahayı kapatarak başladık ki kar yağışı zemini olumsuz etkilemesin. Maç sabahı da sabah 7'de gelerek burada bizzat işte sahayı hazırlama işlemlerine başladık. Sabah 7 itibariyle başladığımızda örtüyü kaldırmaya gayet güzel yeşil bir zemin vardı. Takdir ederseniz 7168 metrekaredir bir futbol sahası. Üzerine serdiğimiz branda aşağı yukarı 7200 metrekare civarında. Bunun üzerinde gece boyunca yağışta biriken, kar eriyen ve su yağmur haline gelen ağırlık, bunları temizlemek belli bir zaman alıyor. Yani bu temizleme operasyonu, kaldırma operasyonu neredeyse 4-5 saat kadar sürüyor. Maçta 14-16'ya alındığı için sabah 7 itibariyle biz bu çalışmalara başladık. Tüm gün boyunca ondan sonra da devam eden yağış maçın oynanmasını engellemeyecek şekilde gelişti. Hakemler geldiklerinde yaptıkları kontrollerde de aslında maçın oynanmasını engel teşkil edecek herhangi bir durum olmadığını söylemişlerdi. Daha sonrasında biz gerekli hazırlıklara devam ederek maçın oynanması için sizin de gördüğünüz gibi yine basına da yansıyan çatıda 47 metre yukarıda çatının üstünde biriken karların temizlenmesi işlemini de gerçekleştirdik. Onun düşme görüntüleri de var elimizde. Yani çok ciddi sonuçlara yol açabilirdi. Maç oynandığı esnada düşseydi. Onları da maç öncesinde düşürdük. Onlar da sahada bir olumsuz iz bıraktı açıkçası. Tüm gün boyunca kar yağan yağış sahayı yumuşattı. Bunun sonucunda da maç oynandığı sırada da devam eden şu anda da gördüğünüz gibi yağışla beraber saha çok olumsuz anlamda etkilendi. Belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre ortalama İstanbul'a 15 ile 55 santim arasında kar yağışı tespit edildiğini söylüyorlar. 15 santimlik bir yağışı ele aldığımızda bu ortalama saatte 100-150 kilo arasında yağışa karşılık geliyor. Yani çok ciddi bir yağış. Kar değişik bir yağış tipi biliyorsunuz, yağmur değil. Bizim ya bunların hiçbiri bir bahane de değil aslında. Ben ne olduğunu açıklamaya çalışıyorum ama dediğim gibi bir özür borcumuz var. Sahayı olumsuz etkiledi. Nitekim hiç arzu etmediğimiz görüntüler ortaya çıktı. Şimdi merak edilen başka bir soru var. Az evvel de söylediğim gibi branda erken açıldı. Maç saatine yetişmesi için ve ondan önce yapılan kontrollerde de hazır olması için erken açmamız gerekiyordu. Yani biz 7'de başladık, 10'da başlasaydık maç saatinde brandaları kaldırdığımızda sahanın çizgilerini de yetiştiremeyebilirdik, kaleleri takamayabilirdik gibi. Ya bir takım başka hazırlıklar var yapılması gereken. Biz o sebepten dolayı o saatte açmaya başladık ki dediğim gibi 4 ile 5 saat arasında süren bir şey. İşlemden bahsediyoruz. Çünkü yağıştan sonra en fazla etkilenen alanın üzerini yine kapattık ki yağıştan daha fazla etkilenmesin diye, kameranın da göstereceği gibi. Öncelikle yağış 2 gün daha devam edecek gibi görünüyor. 2 gün yağış devam ettikten sonra sahayı kurutacağız, temizlik işlemlerini yapacağız ve ondan sonra ekeceğiz. 27'sinde futbol oynanabilir bir saha olduğunu herkes görecek. Dün akşamki sahayla alakası olmayan başka güzel bir futbol zemini görüyor olacağız. Onun ötesinde ise önümüzdeki sezonla ilgili başka planlarımız var. Yönetimimizle de görüştük tabii ki dün akşamki maçtan sonra acil olarak. Alacakları kararlar doğrultusunda önümüzdeki sezon daha ciddi önlemler sahayla ilgili alacağız. Emin olabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi Erzurum maçında futbol oynanabilir bir zemin olduğunu göstereceğiz.